Amerika, Massachusetts, Boston'dan herkese merhaba. Ben Lale. Ben Gökhan. Eşim nereye? Bu hafta Massachusetts'te. Bunu söylemek için açıkçası evet. Bayağı çalıştık. Zorlanıyoruz. Bu hafta buraya geldik. Biz de ilk defa geliyoruz. İlk defa görmediğimiz bir yeri size anlatacağız. Şu anda da MIT'deyiz. Yani Amerika'nın en iyi teknoloji. Hatta dünyanın en iyi teknoloji üniversitelerinden biri. Burada başka nereye gideceğiz? Burada Harvard Üniversitesi'ne gideceğiz. Oyun kampüsünü göstereceğiz. Federal yolu gezeceğiz. Çok yapacak yeri gezeceğiz. Çok işimiz var. Yapılacak en iyi şeylerin listesini çıkardık. Hadi başlayalım. Teknoloji Üniversitesi'nin içindeyiz. O burası birazcık normal alışık olduğunuz üniversitelik kampüslerinden farklı değil mi Gökhan? Yes. Yani aslında şu an bir yaya yolundayım public ama sağ tarafım bir enstitü. Öyle düşün. Videonun açılışında söylediğimiz gibi Massachusetts Institute of Technology'deyiz. Burayı ben çok iyi biliyorum. Central'a geldiğim zamanlardan biliyorum. Buralara gelmek isteyen, girmek isteyen çok arkadaşım vardı. Ben de şimdi buraya geldim. Hayırlısıyla kaydımı yaptıracağız. Bana hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yani buralar tabii dünyanın en iyi üniversiteleri. Bütün o tanıdığınız ünlüler vesaire hep buralardan çıkıyor şimdi. Harvard'a da gideceğiz. Burada olmak güzel değil mi? Güzel tabii, olmaz mı? Göbek bağımı buraya gömseydik. Oho, birazcık kaçmış o tren. Zaten teknolojiye meraklıyımdır. Etrafa da bakıyorum böyle jeans tipler. Gözlükler, kulaklıklar. Ya haydi, baba devam. Ne haber falan. Hadi. I guess we're stuck in between, life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, nah. Kampüs, bu kampüs böyle bir nehrin yanında, görüntüsü güzel ama bence Türkiye'deki üniversitelerin kampüsleri ve görüntüleri bundan daha güzel. Harvard'ı görmedik, Harvard'ı görünce karar vereceğiz tabii, onun kampüsü de muhtemelen büyüktür. I guess we're stuck in between, life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, nah. This is what it feels like. But you're not alone, cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. Burada da bir tane dersten çıkmış dinlenen bir öğrenci bulduk. MIT'de okumak nasıl bir his? Biz çok eşim nereden? Türkiye'den geliyoruz. Hiç yalnız. Çok güzel bir his. Türk müsünüz? Türk'üm. Şeye benzedi bu. İllidalı. Yok kızım, ben şeyimi bekliyorum. Çocuğumu bekliyorum gibi oturmuşsun burada. Şey, beyni birazcık dinlendiriyorum. Çok fazla araştırma Anladım. Yaptık. Normal. Tabii. Haklısınız. Ne buldunuz peki? Nasıl? Henüz bir şey bulamadık. Üzerine çalışmaya devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Evet. But you're not alone, cause I'm just like you. Let's share out and hitchhike. There is... Evet, şimdi MIT 1861 yılında kuruluyor ve kurulduğu yıldan itibaren buradan mezun olan öğrenciler aslında bilim dünyasına ve endüstriye bir sürü katkıları bulunuyor. Yani burada daha çok mühendislik bölümleri, matematik bölümleri var gibi düşünebiliyoruz ama aslında sosyal bilimler de MIT'nin içinde var. As long as I got you.
Street'teyiz. Boston'ın aslında hem turistik hem de lokallerinin çok tercih ettiği bir cadde burası. Burayı nasıl düşünebilirsiniz? Burayı New York'un Fifth Avenue'su ya da Los Angeles'ın Rodeo Drive'ı gibi düşünebilirsiniz. Hem lüks mağazaları barındırıyor hem de günlük mağazaları da burada barındırıyor. Çok keyifli yürüyerek, yani çok keyif alabildiğiniz bir cadde burası. Bir gün Abercrombie turu da yapar mı? Şurada Abercrombie gördüm. Çünkü ben zamanında çok fazla giyindim. Türkiye'de yok. Bakalım neler var. Hadi. Arkada kaldı, ben biraz anlatayım. Burası restoranların olduğu bir cadde. Oldukça ünlü, oldukça hareketli. Birbirinden şık, güzel restoran, kafeler var. Bunlara ek olarak mağazalar var. Biz çok beğendik buraları. Ben de biraz arkada kaldı şimdi, mağazalara bakıyorum. Gerçekten Boston'a gelirseniz bu caddeyi mutlaka gezin. Alta aşağı yazalım caddenin ne olduğunu. Yani çok keyifliymiş ya. Burada oturup bir yemek yemek veya bir şeyler içmek isterdim ama yemek için farklı bir yere planımız var. Oldukça özel bir yere gideceğiz. Kendimizi oraya saklıyoruz. Hadi bakın, belki bir şey atıştırırız. Atıştıra gel bulduk şimdi. Lale aradı beni. Gel geri gel. Geçtik dedi. Gel, burada löveyim var dedim. Tepki şu. Oo, geliyorum. Harika kurabiyeler var. Top 5 bölümümüzde anlatmıştık detaylı. Oradan da bakabilirsiniz. Tamam. Bakalım farklı mı burada tabii. Seni beklerken anlattım ben zaten. Burayı ne kadar çok sevdiğimizi. Top 5 bölümünde de burada yemiştik ama gerçekten harika yapıyor ya. Bizce New York'un en iyi cookie mekanı. Buraya gelirseniz mutlaka burayı bulayım. Boston'da bile geldik ya. Aslında yürürken kendimizi Meksika'da hissettik ve yola böyle biber ekmişler. Çok güzel duruyor. Aldım bir tane, tadına da baktım, hiç acı değil. Gayet güzel. Neredeyiz? Şahane Harvard, bir yer. Harvard Club'a geldik. Harvard Üniversitesi'nin klubu burası. Bizim için buraya geldik. Şimdi etrafı göstereceğiz. İnanılmaz güzel bir yer. Bayılacaksınız. Yani birçok Harvard mezunlarının hepsi buraya geliyor. Burada eventler oluyor, konuşmalar oluyor, başkanlar geliyor. Harika bir klub. Vallahi ben bayıldım. Başlayalım ya. Çok hadi uzatmaya başlayalım. Gerek şöyle yok. Etrafı gezdirelim size biraz. Sana prezident ruhumu göstereyim dedim. Göster bakalım. Burası sanırım başkan odası, başkanların konuşma bak yaptığı yer. Arkana bak, burada bütün başkanlar resimleriyle birlikte. Gerçekten bayıldık. İnsanın gerçekten keşke buralarda burada okuyasaydık diyesi geliyor. Gerçekten o filmlerde, dizilerde izlediğimiz sahnelerin gerçek hayatı işte burası. Harvard Club.
şimdi Harvard Club'ın restoranına geldik. Restoran barına oturduk. Burada Boston'ın meşhur birasını söyledik. Neydi markası? Samuel Adams. Bu biranın yapımında kullanılan ürünler bu civarın bitkilerinden üretiliyor ve fresh olarak yapılıyor bu bira ve Boston'da oldukça popüler. Ve şu an tam bir Oktoberfest olduğu için taze bira içeceğiz. Evet, biz de gelip ben de bu fırsatı kaçırmayayım. Bunu dedim. Denemek istedik. Yanında da birer patates söyledik. Bugün böyle bir şey yaptık. Bugün mesleğim yok masada. Onu bıraktım. Evet, yani aslında Bill Gates'in, Obama'nın kader tokuşturduğu bira içtiği yerdeyiz. Hatta Facebook'un kurucusu kimdi, Mark? Mark Zuckerberg. Belki de burada bira içerken Facebook aklına gelmiştir. Olabilir. Hadi biz de içelim. Belki bizim de aklımıza bir şeyler gelir. Cheers. Valla biz açıkçası Boston'ı bayağı sevdik, çok sevdik ya. Beğendim. Ben hatta şeyde böyle Amerika'da nadir kendimi Avrupa'da hissettiğim anlardan biri. Özellikle bu sokaklarda eski tip evlerinin olduğu yeri, caddelerini sevdim. Sen de sevdin. Şöyle bayağı temiz. Çok temiz. New York'tan sonra bize aşırı temiz geldi. New York'tan sonra cennet gibi geldi. Keşke şey dedik yani daha önce gelseymişiz. Ama bir başlangıç yapmış olduk. Bence çok buraya geleceğiz. Çok geleceğiz. Sevgili eşimlere izleyicileri, Harvard'a geldik. Şu anda Harvard Üniversitesi'ndeyiz. Bence hepinizin de bildiği gibi dünyanın sayılı, en önemli, herkesin girmek isteyeceği, buralardan mezun olmak isteyeceği bir üniversitedeyiz. Onun kampüsündeyiz şu an. Biraz gezdik, turladık. Çok keyifli. Burada olmak çok güzel. Hatta ben arabayı park ettim. Lale önden gezdi. Arabanın üstünde böyle bagajın arkasında test çözen çocuklar vardı. Onlara böyle yaşlı amca gibi vay be falan yaptım. Kütüphaneyi de gezdik. Orada da herkes çalışıyor zaten. Kütüphanede ne yapacaksın başka? Buralar çok güzel. Şimdi gece oldu biraz tabii. Arabayla ilgili bir sorun yaşadık. O yüzden biraz gece oldu. Ama Boston'a gelip de Harvard'ı görmemek olmaz. MIT'yi görmemek olmaz. O yüzden biz de buralara geldik. Sizlere bir de böyle bu şekilde de aslında bir şehrin gecesinin nasıl olduğunu sizlere göstereceğiz. Aynen öyle. Sen diyorsun ya, İlber Ortaylı'nın da dediği gibi bir evet, şehri aslında gece de gezmek gerekiyor. Gündüz ayrı, gecesi ayrı. Bizim turumuz devam edecek. Burada bitmiyor. Şimdi Harvard'ı size göstermek istedik. Buradan kimler mezun olmuş onları da tekrar söyleyelim size. Obama. Başta Barack Obama, eski ABD Başkanı. Natalie Portman, Mark Zuckerberg, bildiğiniz Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg. Bir ünlü de Zuckerberg buradan, diyorlar. Ay unuttum. Bir ünlü de maalesef yarıda bırakmış. Ve milyarder biliyorsunuz Bill Gates de buradan mezun. Yani inanılmaz bir okul. Bütün dünyadaki yeteneklileri toplayan bir okul burası. Eminim ki şu anda bizim bilmediğimiz ama ileride Bill Gates kadar, Barack Obama kadar başarılı, ünlü insanlar da buradan yetişecek. Belki az önce onların yanından geçtik veya o arabanın kaputunda çalışanlardan biri onlardı, bilmiyoruz. Burada olmak güzel. Hadi gezelim. Hadi. Harvard'daki sınıflar, laboratuvarlar bunlar. İçeri girdik sizin için. Gerginim, hadi devam et. Neden gerginsin ya? Kaçak girdik. Ha? Kaçak bir kampüse girdik yani. Beyefendi bakar mısınız? Şşt. Evet,
şu anda tam Harvard kampüsünün ortasındayız. Arkamda gördüğünüz heykel John Harvard'ın heykeli. Ve burada önemli bir şey var. Bence bu gittiğim her şehirde oluyor. İlla bir şans getirileceğine inanınca ya da tekrar bu şehre geleceğiniz gibi böyle ne diyelim, şehir efsaneleri diyelim. Burada da John Harvard'ın sol ayağına dokunursanız size şans getirileceğine inanılıyor. Ve ben de bu şehir efsanesini gerçekleştireceğim. Hadi dokun bakalım. Hadi dokunayım bakayım. Evet, o anı ölümsüzleştiriyorum. Hem şans getirsin hem de hadi diyeyim ki Gökhan, ben Harvard'da okuyacağım, MBA yapacağım. Hazır mısın buna? Hazırım. Korku bitiremedim. Aslında Amerika'daki üniversitelerin bence en büyük güzelliği ama bir yandan da dezavantajı diyelim, publiğe açık, yani halka açık olması. Herkes sokaklarından geçebiliyor. Sadece şeylere girmek, turnikelerle dersliklere girmek. Ama siz çaktırmayın, eşimi nereye sizler için çaktırmadan bir kampüsüne girdi. Evdeki hesap çarşıya çok uymasa da biz elimizden geldiğince Boston'ı hızlı bir şekilde size göstermeye çalıştık. Evet, en önemli, en ikonik yerlerine gittik. Harvard'a gittik, MIT üniversitelerine gittik. Bunlar buranın en önemli yerleri. Biz size buraları gösterdik ve bu caddeyi de gösterdik. Sabaha akşam ettik. New York'a. Hala bir yerimiz eksik. Freedom Trial'a gidemedik. Evet, o yüzden geleceğiz. Onunla bir sonraki tura saklıyoruz. Şimdi New York'a dönme zamanı. Eşimlerden bu haftalık bu kadar. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olun lütfen. Instagram'dan da takip edin bizleri. Evet, bizden bu hafta bu kadar. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. I am stuck in the middle. Yeah, I'm stuck in between. I'm stuck in the position. I'm just a machine. So you're stuck in the middle, huh? I guess we're stuck in between. Life is a riddle, yeah. And I don't know what it means, nah.